Arkadaşlar bu soruda tarih bilimi geçmişte yaşanmış olayları incelemektedir deniyor. Bu cümleden yola çıkarak hangi yorum yapılamaz deniyor. Hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkı belgelere dayanarak inceleme araştırma yapar. Evet arkadaşlar, belge olmadan geçmişi nasıl öğreneceksiniz? Geçmiş dediği için belge olmak zorunda. B şıkkına geçiyorum. Olayların incelenmesinde yer ve zaman gösterilmesi zorunludur. Geçmiş dediği için bu bir zaman tabiridir. Zaman belirtilmek zorundadır. Geçelim C şıkkını. Diğer şıklara bakalım. Tarafsız bir bakış açısıyla olayları daha sağlıklı değerlendirme imkanı sunar. Olay geçmişte kaldığı için, olayın sonuçları da ortaya çıktığı için, siz de duygularınızı katmayacağınız için bittikten sonra olay, geçmişte kaldıktan sonra nasıl incelersiniz? Tarafsız. Bu da doğrudur. Tarih biliminin ilgi alanı insan faaliyetleridir. Evet, cümlenin içerisinde olay diyor. Olayı yapan kimdir arkadaşlar? İnsandır. O yüzden E şıkkı da doğrudur. Yanlış olan E'dir. Sebebi ise şudur. Deney ve gözlem yöntemi sayesinde aydınlatılamayan konular açıklığa kavuşturulmuştur diyor. Tarih geçmişte kalmış konuları işler. Tekrarlanmaz tarih. Deney ise tekrarlanan bir şeydir. Deney tekrarlanan bir ifadedir. Deney tekrarlandığına göre tarih de tekrarlanamıyor. O zaman yanlış olan C şıkkıdır.